olsun! İsrail kahrolsun! Amerika! Ülkemde Siyonist istemiyorum! İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet! İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet! Sustukça sıra sana gelecek. Tam 400 gündür, tam 400 gündür dünyanın en gelişmiş silahlarıyla Siyonist çete bebek, çocuk, kadın demeden sivil vatandaşlara saldırıyor. Biz 52 haftadır bu zulme karşı yürümek için her cumartesi bu meydanda buluşuyoruz. Şunu evet. Bugün ekilen tohumlar fidan olacak, bir gün ağaç olacak. Vicdanımızı, kalbimizi, zihnimizi diri tutmak için Gazze'de ölen çocuklar, Gazze'de ölen kadınlar artık bir sayıdan ibaret. Biz dünyaya bunun bir sayı olmadığını, her ölenin bir insan olduğunu unutturmamalıyız. Çünkü eğer bu unutulursa insanlık da ölecek ve bizim kıyameti beklememize gerek kalmayacak. Esas insanlığın kıyameti bu. Buradaki her bir birey selam olsun, canlarıyla, kanlarıyla vatanlarında kalmanın bedelini ödeyen izzetli Gazze halkına selam olsun, öldürülmek pahasına mesleklerinden vazgeçmeyen Gazze'nin şeref ve haysiyet timsali hekim ve sağlık çalışanlarına selam olsun, zulme karşı elinden ve dilinden geleni esirgemeyen, kararlılıkla protestolara ve boykota devam eden vicdanlı insanlara. Sessiz yürüyüşümüzün 52. haftasında ilk yürüyüşümüzden tam bir yıl sonra biz yine yeniden buradayız. Biz en hayırlı işin az da olsa devamlı olduğunu inanarak bir senedir yılmadan hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz. Tüm dünya devletleri kör ve sağır rolünde zulmü seyretse de bizler kalbimizle, vicdanımızla izzetli Gazze halkının yanında olduğumuzu gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Soykırımcı ve lanetli zümre Siyonistlerin tam 400 gündür 50 bine yakın insanı katlettiği Gazze yetmezmiş gibi Lübnan'ın güneyinde başlattığı saldırılarda 850 bine yakın insan evinden oldu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi İsrail, Gazze şeridinin kuzeyindeki 700 bin Filistinli'ye sağlık hizmeti veren 3 hastanenin 24 saat içerisinde tahliye edilmesini emretti. Kemal Advan Hastanesi, El Avda Hastanesi ve Endonezya Hastanesi bu tahliye emrini aldı ve emre uymayanların şifa hastanesinde olduğu gibi tutuklanacağı ya da öldürüleceği tehdidiyle karşılaşıldı. Artık ölü ve yaralı sayılarının, yıkılan şehirlerin, travmatize olmuş toplulukların, temel insani haklardan mahrumiyetin, bu azgın azınlık ve destekçileyici için hiçbir şey ifade etmediği net bir şekilde anlaşılmış oldu.
azgın köpek gibi etrafına saldıran ve mezmum yapının tasmasını elinde bulunduran güçlerin de maskesi düştü ve tüm dünyadan halklar güçleri yettiğince zalime, zulmü haykırmaya başladı. İçimizde damla damla biriktirdiğimiz ve sel olup zalim güçleri perişan edecek soylu öfkemizle Gazze için elimizden ne geliyorsa yapacak, duayı ve boykotu hayat biçimi haline getirecek ve nesiller boyu aktarılacak bir bilinçle mücadele edeceğiz. Bizler gibi bu zulmü kabullenmeyen, zulüm karşısında ben ne yapabilirim diyen her bir fert için boykot çağrımızı yineliyoruz. İçimizde damla damla biriktirdiğimiz vesel olup zalim güçleri perişan edecek soylu öfkemizle. Boykot, haksızlığa karşı bir duruş, bir haykırış ve bir meydan okumadır. Katillerin en büyük güç kaynağı olan iktisadi güçlerine karşı açılmış bir savaştır. Bu savaşın ne kadar etkili olabileceğine güzel bir örnek geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Dünyaca ünlü market zinciri Carrefour, Ürdün'deki 51 şubesini kapatarak ülkeden çekilmek durumunda kaldı. Aynı şekilde Malezya'da 100'den fazla Starbucks mağazası boykot nedeniyle kapanmıştı. Demek ki bireysel boykot çabaları çığ gibi büyüyüp zulmü destekleyenlere bir darbe vurabiliyormuş. Nitekim sonuçlarından bağımsız olarak boykot her bireyin ve devletin üzerine zarurettir. Dolayısıyla buradan yöneticilerimize sesleniyoruz. Hastanelerimizde zulme gizli ya da açıktan destek veren hiçbir firmanın ilaçlarını istemiyoruz. Türkiye üzerinde terörist İsrail'e giden ticari gemilere ve petrol akışına izin verilmemesini talep ediyoruz. Herhangi bir şekilde zulme açık veya gizli verilen bir desteğin o kişi veya kurumun bekçileri için yeterli bir vebal olduğuna inanıyoruz. Şuna emin olun ki bu taleplerin yerine getirilmesi için ödeyeceğiniz her bir bedele bizler hekim ve sağlık çalışanları olarak ve bu davaya gönül vermiş tüm hak erleri olarak bedenimiz ve ruhumuzla ortak olmaya hazırız. Dünyadaki en özgür kara parçası olan Gazze'ye ve onun hür insanlarına selam olsun. Bu zulmü asla kanıksamayacağız. Bu zulmü asla normalleştirmeyeceğiz. Sabır ve azimle zulme karşı duranlardan olacağız.